%11.05 değerinde. Şimdi verilerin nabzını tuttuk. Hemen yorum alacağız. ALB Forex araştırma uzmanı Enver Erkan telefon attığımızda. Enver Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi yeni yıla hazırlanıyor piyasalar. Verilerin son durumunu da az önce aktardık. Öncelikle piyasadaki son durumu nasıl yorumluyorsunuz ve yatırımcının yeni yıl stratejisi nasıl olmalı? Sizi dinliyoruz. Tabii şimdi yeni yıla yaklaşırken, daha doğrusu yılı noktalarken piyasadaki hareketlerin son derece yataylaştığını, hacmin düştüğünü ve çok sert fiyat hareketlerinin olmadığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta tabii biraz daha hareketliydi, kısa bir hafta olmasına karşın. İçeride Merkez Bankası kararlarını izledik ve faizleri değiştirmediğini gördük. Şimdi tabii bu hafta veri bakımından hem küresel piyasalar hem de yerel piyasalar oldukça sakin. Dolayısıyla fiyatlanacak çok fazla bir olgu olmadığını gözlemlemekteyiz. Borsa İstanbul'da hafif bir yükseliş, kurda hafif bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Tabii yeni yıla girildikten sonra yine belli başlı yatırımcıların izlemesi gereken makro hikayeler olacak. Bunlarda en başta içerideki hikayemiz geliyor. Özellikle ekonomik reformlarla beraber piyasalarda oluşabilecek bir iyimserlikten söz edilebilir. Ve tabii ki dışarıda en önemli unsurlar Fed, Avrupa ve jeopolitik risk üçgenlerini takip ediyor olacağız. Borsa İstanbul'da 75 bin seviyesinin yakın vadede önemli bir direnç seviyesi olduğunu görüyoruz. Kur tarafına baktığımızda ise özellikle 2.90 seviyesi aşağıda önemli bir destek. İyimserliğin devamı için bu seviyenin aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Onun haricinde ise 2.93 seviyesi yukarıda kırılmadığı sürece kısa vadede konsolide olmaya devam etmesini bekleyebiliriz. Enver Bey, teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sayın seyirciler, piyasayla ilgili yorumları aldık. Şimdi de...